Evet sevgili Kadıköy Sokak takipçileri, sponsorlarımız golba.com ve Kayseri Üzülümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Fener'in maçı var. Bu arada Ağustos ayının ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ağustos ayına özel lütfen herkes kanalımıza abone olsun ve bu videoyu beğensin. İlk haberimiz Fenerbahçe transferde dev bir operasyon yürütüyor. Sağ kanat için Cengiz Ünder'le konuşuyor falan ama başka bir isimle daha görüşüyormuşuz. Bunu İspanyol basını duyurmuş. Bu arada Cengiz'le ilgili de her an her şey olabilir. Belki de ben videoyu çektikten sonra sabahın erken saatlerinde bir gece <laughs> her şey olabilir. Şimdi sürpriz sağ kanat hamlesi. Girişimler şey yapıyor. Lucas Ocampos diyor arkadaşlar. Bakın şimdi ben kimseyi çöplemem. Yanlış anlamayın beni. Ama insanlara Cengiz getireceğim, TT getireceğim deyip Ocampos'u getirirsen son Ocampos'un um olabilir. Seviye satmaya sıcak. Son düzlükteler. Onlar zaten transferden dolayı sıkıntılar varmış ve Fenerbahçe 7 milyon euroluk teklif sunmuş. Geçiniz. Yani geçiniz 7 milyon euroyu. Bu arada arkadaşlar kısa kısa da birkaç bir şey söyleyeyim. Tete. Dün yayında da çok konuşuldu. Yani yayında dile getiremedik ama burada dile getirelim. Şimdi Tete olayı çok değişik bir olay. Biz Tete'den haber bekliyoruz. Bir teklif sunduk. Haber bekliyoruz. Olmazsa Ekan bir yedekte bekletir. Yani şunu söyleyeyim Ekan bir cepte. Açık ve net söyleyeyim. Yani ekran bir cepte. Cengiz Ünder her an açıklanabilir. Ama TT'de biz durum bu. Şimdi TT ile menajeri Fenerbahçe'den bazı beklentileri olduklarını söylediler. Yüksek beklenti Fenerbahçe'de bu rakamların yüksek olduğu yanıtını verdi. Şimdi bana hep şu soru geliyor. Ya hocam transfer bu. Parayı bas al. Öyle olmuyor. Bak şunu anlayın. TT'ye Ulan imza parası vermiyorum. Yıllık 5 milyon euro veriyorum dedim, Aldın. Yetenin öyle bir performans göstermesi lazım ki Real Madrid Barcelona falan 120'ye satın alacak ki 5 milyon euronun üstünde yıllık ücret versin. Siz Avrupa'daki yıllık ücretleri ne zannediyorsunuz? Merakımdan soruyorum. Harbi soru merakımdan. Siz Avrupa'daki yıllık ücretleri biliyor musunuz arkadaşlar? 3-4 milyon euro sadece bizim için büyük para değil. Avrupa için de büyük para. Bakın ya standart futbolcu olursun 3-4 milyon euroluk oynarsın ya da olağanüstü üstü futbolcu olursun 10 artı oynarsın. Artı 40 da vergi vermek zorundasın. Mustafa Hoca müthiş futbolcu olduğu Fenerbahçe'de bir sezonda 60 gol 70 asistten oynadı. X takımı transfer etti Avrupa'da. 10 milyon euro yıllık ücret veriyor. 40'ı gitti. 6 kaldı. o 6'nın da yüzde 10'u mu ne bir daha gitti. 5.4 elime geçe. Anladınız mı arkadaşlar? Şu kadar yıllık ücret alıyor. Şu kadar aylık ücret alıyor. Vergileri de çıkım İşte biz bunu düşünüyoruz. 5 verirsek ete gitmez gönderemeyiz diye. Hani maaş beklentisi konusunda şunu söyledik. Bak sana şunu sunalım. Şunu yapalım. Bunu yapalım. Şimdi 5 yıllık sözleşme imzalayacaksın. 3 milyon euro yıllık ücretten. 3 kere 5 15. 5 de imza parası verdin. 20. Ne yaptı? Yıllık 4 vermiş oldun. Hayır. Yıllık 3 verdin. 5 imza parası vermiş. Detaylandırıyorum bak. 10 imza parası verdin, yıllık 2 verdin. Yine aynı para. Anladınız mı demek istediğimi? Biz buna uğraşıyoruz. Oyuncunun ücretinde indirim yapmak istiyoruz. Ha çok bir fark yok aslında ama Fenerbahçe fiyat arttırmayacağını söyledi. TT konusunda da biz açık, dürüst ve net olduk arkadaşlar. Yani kabul ediyorsan, ekime etmiyorsan Kasım'a kadar yolum var dedik. TT'nin alternatifini bulmuş Fenerbahçe. Hedefte olumsuz bir gelişme yaşanırsa Erta Berlin'in Belçikalı yıldızı Dodi Luke Bakio'nun menajeriyle görüşecekmiş. Luke Bakio, kime bakıyor? Luke Bakio, hocam. Luke bakıyorsa tam sıkıntı yok. Allah haberi merak ettim. Oyuncu iyiye benziyor. Yani transfer market verisi. Yaz transfer dönemi Flash Geç Tete ile menajeri İstanbul'a davet etti. Geç Yıldız'ın kararı bekliyor. Tete olmazsa Dodi Luke Bakiyo ile temas kurdu. Oyuncunun menajerine olumlu geçen bir görüşme yapan Fenerbahçe yönetimi Alman kulübünde kapısını kısa süre içinde çalacak. Bir yıllık sözleşmesi kaldı diyor. 8 kez Belçika milli takım forması gibi. 12 milyon euro transfer market değeri gözüküyor. Erta Berlin bir alt lige düştüğü için bir yılda sözleşmesine bitişine kaldığı için Belçika'da da olduğu için 1.87 boyunda Demokratik Kongo asıllı Demokratik Kongo milli takımında da bir maça çıkmış ha. Manyaklık etmiş Belçika'yı seçmiş. Kongo'da. 20 milyon euroya Watford'dan almışlar zamanında. Bu bize gelmez. Geçiniz. Sıradaki haber. Crespo. Arkadaşlar Fenerbahçe Crespo'yla. bakın bunu Mustafa Hoca duyum olarak o hocam amma da güzel duyumum varmış. Çok da bilgili falan olarak değil. Bunu Ali Koç duyumu olarak algılayın. Crespo'ya sözleşme uzatma teklifinde bulunduk. Çünkü bir yılı kaldı. Bir yılı kalan futbolcu başkasıyla görüşme de yapabilir. Başka bir şey de yapabilir. Sıkıntı. Crespo'ya uzatma teklif ettik. Crespo aldığı maaşın 5 katını istedi. Biz dedik ki insan evladı gibi bir maaş iste. Anlaşalım. Biz Crespo'ya aldığının 1.8 katını verdik. 2 katını değil tam olarak. 1.5 katını da değil. Ama kabul etmedi. İki kez görüştük. ikisinde de olumsuz oldu. O zaman bize dedi ki bon servisini getir. 8 milyon euro ve üzerine bon servis getir. İstediğin takıma git dedik. Crespo ve menajeri ikilem içerisindeler. Ya uzatacaklar bizim istediğimiz fiyatta. Ki biz şunu söyledik. Bizim istediğimiz fiyatta uzatırsan önümüzdeki sene gidersin. Çünkü biz senden memnunuz diye. Ama Crespo gitmekte kararlı ben açık söyleyeyim. Şu anki konjektüre göre, şu anki transfer duyumlarına, durumlarına göre Crespo çu çu. Yani kesinlikle çu. Kesinlikle gidici yani çu. Çu nereden çıktı lan? Kesinlikle gidici. Arao arkadaşlar Arao konusunda da sosyal medyaya gördünüz mü? Bir Arap kulübe ve Brezilya kulübünden teklif gelmiş. Arap kulübü altı teklif etmiş. Hadi güzel bir beyin fırtınası yapalım. Ofisin güvenliğini sağlayalım. Tabela yastıralım. Ne oluyor lan? İzleyenler anladı. Bir <laughs> izleyenler anladı. Fico <laughs> online'ı izleyenler anladı. Şimdi Crespo'dan 8, Arao'dan 6 gelse 14 milyon euro. 14'ü kim alırsın? Şimdi 6 numara için Fenerbahçe'de en ciddi aday Radek Kurunic diyorlar. Ben aynı şeyi düşünmüyorum. Aynı şekilde Nicolas Dominguez işin içinde ve Ahmet Selim Kul diyor ki Nicolas Dominguez'e göre Kurunic daha önde ihtimali daha yüksek demiş. Mantık olarak daha ucuz. Çünkü Dominguez konusunda da benim duyumlarım var. Arkadaşlar konu dağılmaz. Şimdi Fiorentina'nın Nikolas Dominguez'e bir ilgisi var dediler. Aslında bir ilgisi yokmuş arkadaşlar. Fenerbahçe Dominguez'de ilgileniyor. Ancak oyuncu Fenerbahçe'nin teklifini biraz kabul etmiyordu. Soğuk bakıyordu Türkiye'ye. Belki de Ceko'yla vesaire görüşülüyor. O ayrı mesele. 15 milyon euro para talep ettiler. Bon servis ki bunu Sercan Amzoğlu da doğruladı. Yani benim verdiğim duyumu Sercan Amzoğlu da doğrulamış oldu. Şimdi Fenerbahçe Dominguez konusunda 12'lere kadar çıktı. Aslında Bologna kulübü de yumuşadı. Kabul etti saydım. Herkes şunu soracak. Hocam bunlar Rossi istiyordu. Rossi paketle bir şey yapalım. Adamlara biz diyoruz ki Rossi artı 6 verelim. Adamların cevabını biliyor musunuz? Rossi sizde kaldın alsın 5 verin. o kadar da değil de yani. Onu demek istiyorlar. Şimdi biz kulübüyle görüştük. Aslında fiyatla hemen hemen anlaştık. Ödeme planıyla ilgili biz taksitli ödemek istiyoruz. Onlar da peşin istiyorlar. Ve çok uğraşıyoruz. Arkadaşlar e, taksitliği kabul ettikleri anda hayırlı olsun Nikolas Dominguez. Çünkü hemen hemen her şey tamam. Şimdi e, Yağız Sabuncuoğlu demiş ki Milan orta sahaya bir takviye daha yaparsa Rade Kurun sakat satış listesine koyabilir. İsmail Kartal da çok istiyor demiş Kurun için. Valla İsmail Kartal haybeden adam istemez. Önce onu söyleyeyim. İsmail Kartal'ın analizleri çok sıkıdır. Hocam sen de bırak. Lan bildiğimiz İsmail Kartal'ı bize anlatma. İsmail Kartal kim hocam ya? Allah'ını seversen bırakın ya. Bırakın. Türkleri övmeyin. Diyecek değilsiniz herhalde değil mi? İsmail Kartal boş adam değil. Bakın. Cengiz Ünder'i alırsan orta sahaya çekeceğin yabancı gayet iyi olur. Mesela kaleci. Senin kalecin var ya. Kalecin her şeyi değiştirir. Şimdi Ajax, Villarreal, Manchester United, Altay Bayındır'ın durumunu yakından takip ediyor. Ediyor etmesine de Altay gitmek istemiyor. Fenerbahçe bedava fiyatın Altay'ı göndermek istemiyor. Biz birkaç kaleciyle görüşüyoruz biliyor musunuz? Kopenhag'ın Polonyalı kalecisi Kamil Grabara. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlerden. Beri. Aslında transfer listesinde demeyelim arkadaşlar. Şartlarını sorduğumuz birisi ki Polonya bası, şey, Danimarka basında bunu belirtmiş. Fenerbahçe'nin resmi temaslara başladığını söylemiş. Kimdir Kamil Grabara? 1.95 boyunda Polonyalı kaleci 5 milyon euro transfer market değeri var. Kopenhag'ın kalecisi. Polonya milli takımının bir kez formasını giymiş arkadaşlar. Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde bir maça çıkmış. Gol yemeden tamamlamış maçını. En yüksek piyasa değeri 5 milyon euro. 2019'da falan Huddersfield Town'da buna yakalamış. Bu kaleci Liverpool altyapısında oynamış arkadaşlar. Zamanında Rush U19 takımından 330 bin euroya almışlar. Bir ara kiralamışlar 2019'da ve Liverpool 2019 yılına kadar tutup Huddersfield Town'a kiralık veriyor. Sonrasında geri geliyor kiralıktan. Ancak kiralıktan döndüğünde piyasa değeri 4.5 milyon euro oluyor. Sonrasında Liverpool ağır Aarhus GF takımına yine kiralıyor. Daha önce de kiralamış. Orada bir piyasasında düşüş oluyor. Ardından Liverpool takımı Liverpool U23 Kopenhaga 3.5 milyon euroya satıyor kaleciyi. Bu sezon 3 maça çıkmış. 2 şey 3 maçta toplam 3 gol yemiş. Maç gol yemeden geçirdiği bir maç var. Birincisi bu. Bu arkadaş yokladık. Çünkü Dominik Livakovic için 10'da 10, 10'da 10 diyorlar. Biz 8'e tamam dedirtiyoruz. Sonra tekrar 10'da 10 diyorlar. Yani Dinamo Zagreb anlamak zor. Şimdi başka kaleci alamaz mıyız? Ben bunu merak ediyorum. Niye Livakovic? Mesela Navas, Navas, Keylor Navas, Keylor Navas, De ki De çok taliplisi var. Bize bırakmazlar. Yani size kalsa De da çöp. Ama bize bırakmazlar. Şimdi biz Keylor Navas'ı bedava alabiliriz Bon servis ödemeden. Bilginiz olsun. Ama 36-37 yaşındaki kaleciyi alıp Altay'ı İrfan'ı yedek tutmak onlarda düşüş yapar mı? Altay'ı satsan sıkıntı değil. 36-37 İrfan Can var. Furkan Akgüz var. Bitti dersin. Hani Şimdi Livakovic konusunda da taraftar bence çok abartıyor. Ama başka kaleci yok mu ya? Niye böyle bir algıya sebep oldunuz? 10 milyon euro. Menajerine 2.4 falan vereceksin. 2.5 falan vereceksin. ha Navas'ı bedava alacaksın. Hocam iyi de Navas'tan Livakovic bir mi? Ben de şunu soruyorum. Merakımdan soruyorum. Özür dileyerek soruyorum. Ulan bu şeyi hiç mi kimsenin gözüne çarpmıyor Livakovic? Hani Size göre açık uçuyor, kaçıyor. Hani müthiş oyuncu, müthiş kaleci. Size göre. Hiç mi kimse farkına varmıyor lan? Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'ye kaliteli bir 8 numara şart. Bir de 6 numara şart. Kaliteli hem kaliteli 8 hem 6 hocam. Zaiß'ta uzattık ya. Zayis kaliteli mi? Değil mi hocam? Değil. Değil. Crespo kaliteli mi? Kaliteli hocam değil mi? Değil. Lan oğlum bak ben canlı yayınlarda kızıyorum size çünkü safkan Galatasaray savunuculuğu yapıyorsunuz tamam mı saf kan yapıyorsunuz ama burada açık konuşuyorum bak rakibinde Olivier var Torreira var Crespo ile zaiçsi koyun hangisini tercih edersiniz ben Torreira oliviera iyi kötü falan demiyorum bak zaiç Crespo iyi kötü değil mi hangisini tercih edersiniz yüzde doksan bunu tercih edersiniz değil mi? Yalana gerek yok. Doğruya doğru. Adamların konuştuğu kişi kim? Fred Endombele konuşuluyor. Şu anda Galatasaray sosyal medyası. Ha, doğrudur yalandır ben bilemem onu. Ya ben doğrudur yalandır bilemem. Fred Endombele'yi rakibin konuşurken sen zayis çekip bu 11 oynayacak dersen ben buna razı olmam. Ben buna razı olmam. Sonra Mustafa Hoca vasat sever oluyor. Vasat sever falan değilim abi. Geçin. En büyük yani yıldız hayranı, yıldız talep eden kişi benim. Ancak yıldızı da ayarında getirmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Yıldızı ayarında getirmek lazım. La Fred dediğin adam 20 milyon euro piyasa değeri var. 1.69 boyunda merkez orta saha oyuncusu. Ha. Brezilya milli takımının oyuncusu. Kolay kolay. E, Manchester United verir mi kolay kolay? Bilgim yok. O zaman 60 milyon 59 milyon euroyu almışlar. Bir yıl kalmış sözleşme bitimine. Verirler vermezler ben bir şey diyemem. Endombele. Bugün Fenerbahçe Endombele'yi çekse mutlu mu olursunuz mutsuz mu? Bugün Fenerbahçe Fred'i alsa. Fred ve Endombele'yi Fenerbahçe alsa havalara uçar mısınız? Uçarsınız. O zaman bize kaliteli 6 ve 8 Mustafa Hoca Zayt düşmanı değil. Mustafa Hoca Fenerbahçeli. Çok koyu Fenerbahçeli. Nicolas Dominguez. Gayet müthiş bir isim. Ve Fenerbahçe'nin asıl hedefi kim biliyor musunuz arkadaşlar? Bissuma. Yves bir suma. Fenerbahçe almak için çıldırıyor bir Bak hiçbirinizin şu anda inanmayacağını biliyorum. Bir artı Nicolas Dominguez. Fenerbahçe'nin iki hedefi. Baş mevkisi merkez orta saha olan bir Aynı zamanda altı da oynayabiliyor. Bir Dominguez Şimanski orta sahası. Kaleci yabancı olursa Mert Hakan Zayt Şimanski orta sahası. Çünkü yabancı kaleciye parayı basacağın için Livakovic'e. Ha şunu söyleyeyim. Navas falan olsa yine bu bir suma olabilir. Arkadaşlar bir suma geçen sezon 22 milyon euroya almışlar. Brighton'dan 35 gen. Şey, özür dilerim 29.2'ye almışlar. Fakat oyuncuyu çok beğenmemiştir. İyi tarafı bu. Ben bir sumanın duyumunu vereyim size. Fenerbahçe çok 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 almak istiyor bir sumayı. Geberiyor almak için. Yani almak için geberiyor. Bir de Endidi var. İki ismi de almak için geberiyor ama bir suma kulübünde kalmak istiyor. Tottenham'da kolay kolay bırakmak istemiyor. Ali Koç, Kartal felaket istiyor. Felaket görüşme çabaları var. Arka planda çok uğraşıyoruz. Hani çok uğraşıyoruz. 15 milyon euro falan bütçe ayrıldı bir Düşünün. Sağ Cengiz şu falan geçin. Fırsat transferi falan kullanacak ama geçin. Bak kurun iç mesela. Ya kurun iç falan gelmesin Fenerbahçe'ye. Bir gelsin. Endombele gelsin. Ne bileyim NDD gelsin. Demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu arada Bisuma'nın yaşı daha 26. 30 Ağustos'ta 27 olacak. Tam ideal yaşında. Mesela NDD de 26 yaşında. O da Aralık'ta 27 olacak. Onun takımı da bir alt lige düştüğü için belki koparabilirsin. Bir de sözleşme bitişimine bir sene kalmış. Valla ben söylüyorum Fenerbahçe çok çabalıyor. Bunu birine övmek için falan söylemiyorum çok büyük uğraş veriyoruz. Yani Nicolas Dominguez ve Bisuma futbolcu ikna etmeye çalışıyoruz açık söyleyeyim arkadaşlar. Sercan Hamzoğlu, Fenerbahçe'de net olarak 1 6 numara, Bir kanat, bir defans olursa olursa bir de kaleci transferi yapmayı planlıyor. Ben size haftalar boyunca ne dedim? Daha doğrusu günler boyunca. Serhat Selattin Baki çıktı, 2 3 4 transfer. Ali Koç çıktı 2 3 transfer. Ben ne dedim? 6. Mert Müldür Zaiz kaldı 4. 6'yı da geçebilir. Şimdi peşin söylüyorum. Şimdi İsmail Kartal çift yönlü bir orta saha istiyor. Olursa iki tane birden istiyor ve diyor ki Fenerbahçe'nin geçen sezon şampiyonluğu kaçırmasındaki en büyük sebeplerden birisi orta saha. Herkes Altay'ı günah keçisi ilan etti. Niye? Zahit'i satoz konduramıyorlar. Bir ay önce bir buçuk önce Zahit'i satan şampiyonluğu satar. Zayits sözleşmesi yaşatır falan filan. Şimdi Musa Barrov. Fenerbahçe Barrov için 7 milyon euroluk teklif yaptı arkadaşlar. Sosyal medyada bunu duymuşsunuzdur. İyi de niye yaptık hocam? Yani ya da başka isim yoktu. Barrov gelişmekte olan bir yıldız adayı. Kötü futbolcu değil. Yaşlı genç 24 yaşında bir futbolcu. 11 milyon euro piyasa değeri var ama bize gelirse seni 50'ye satabilirsin. O kadar yeteneğine güvenilen bir isim. O ee, Hocam niye biz 7 teklif sunduk? 20 milyon euro piyasa değerinden murdar ettiler oyuncuyu. 11'e düşürdüler. Oyuncu da çok şey yapmıyor. Ben şunu söyleyeyim. Ee, Barro niye olur? Batshuayi, Pedro gider. Yerini olur. Belli mi olur? Belki de Batshuayi'ye gelen teklif kabul edilecektir. Kanat forvet yani forvetik yani forvet yedeği olabilir. Kanat yedeği olabilir. Çok yönlü bir oyuncu. Parades. Galatasaray'ınızın aşık olduğu Parades. Fenerbahçe'ye önerildi biliyor musunuz? Masaya oturulmuş. Menajer 6 milyon euro isteyince Fenerbahçe teşekkür edip masadan kalkıyor. 6 yıllık ücretine. Ha yanlış anlamayın. Artı bir 6 da menajere. Hadi 6 da bon servis ver. 4 senekte sözleşme 24 30 36 milyon euro. Bu kadar eder mi? Size bırakıyorum. Anderson Taliska direkt olarak temasa geçmiş iki Türk kulübü. Biz değiliz. 8 milyon euro veremeyiz. Stoper transferi yapmak isteyen Fenerbahçe Vitor Torneria için e teklifte bulunmuş. Bu tam olarak doğru değil arkadaşlar. Tam olarak doğru değil. Hani geniş listemizde yer almış bir isim olabilir ama biz buna teklifte falan bulunmadık. 1-6 numara bir kanat bir kaleci sanki transfer kapatılacak gibi demiş Murat Zorlu. Hayır. Fenerbahçe'mize saat 20.30'da başlayacak müsabaka öncesinde, Zimbru maç öncesinde başarılar diliyorum. Vurduğumuz gol olsun, attığımız gol olsun, bol gollü bir maç diyelim. Turu geçen taraf biz olalım. Muhtemelen ve muhtemelen kadroda ciddi bir e, rotasyon olacak. E, yani İrfan Can'a yeri bayatlı bir kadro bekliyorum. Açıkçası. Oster, Voldeli, Usaili falan. Gerçi Usaili zaten oynuyordu da. Sağdaki mi oynayacak? Benim oynatacak. Yani güzel. Hazırlık maçı kıvamında bir maç bekliyorum. Rakibi küçümsemeyelim. Hafife almayalım. 5 oyuncu değişikliği var. Bence futbolda bu 5 oyuncu değişikliği çok zekice bir hamle oldu. Offside için falan konuşuyorlar ama bu bence çok iyi oldu. Çünkü 5 değişiklik şarttı. Günümüz futbolunda efor çok fazla sarf ediliyor. Yani futbolcular çok fazla efor sarf ediyor. 5 oyuncu değişikliği şarttı. Transfer gündemine dair bütün duyumları aktardım arkadaşlar. Sizlerden tek ricam kanala abone olun videoyu beğenmeseniz de olur. Yani tek ricam kanala abone olmanız. Çünkü ailemiz büyüyor. 32.600, 32.700, 800, 33.000, 34.000, 40.000, 50.000 sizlerin desteğini olur. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.